Şimdi fotoğraf tam ekranda ya da ekranlarınız içinde daha net görülecek şekilde de gelecek zaten. Bu e, kitaplar Cumhurbaşkanı'nın kabul ettiği e, devlet ve hükümet başkanlarını ağırladığı yerde hemen o yeşil yanda bir e, bölüm var görüyorsunuz. O koltuk zaten Cumhurbaşkanı orada oturuyor. Gelenleri de bu sehpanın diğer tarafında ağırlıyor. E, orada gördüğünüz dört tane kitap isimlerini söyleyeyim. Türkiye'nin terörizmle mücadelesi. İnsani Yardımda Türkiye modeli, Lider diplomasisi ve Türkiye'nin NATO üyeliği fırsatlar ve zorluklar e, isimlerini taşıyan dört tane kitap var. Benim tahminim o gelen heyetlere de onlardan zaten takdim edilmiştir. E, çünkü hani, Türkiye'nin derdinin e, boş olmadığı, Türkiye'nin bu konulara zaten akıl e, yürütmek zorunda olduğu en e, asli Sorunlarını e, burada tam da bir güvenlik teşkilatında yani Avrupa Birliği bir ekonomik örgüt ama NATO tam tamına da bütün üyelerinin işte hepimiz birimiz birimiz hepimiz için dediği ve tamamıyla da aslında hani burada ekonomik çıkar yok. Burada askeri güvenlik çıkarları var. Onun için de bunları söylüyor. Bugüne kadar da İletişim Başkanlığı'nın hazırladığı kitaplar onların her birinde de sonuç itibariyle hem yaşananlar hem akademik bölümler var. Burada olması da sanırım sadece göstergesel değildir Turgay'da. Bütün, bütün aslında uluslararası gezilerden önce Türkiye'nin bu haklı meşru tezlerini hı hı. ya da Türkiye'nin uluslararası korum, konumunu anlatmaya dönük Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanının yayınları götürülüyor zaten. Oradaki hı hı. bürokratlara, devlet başkanlarına hediye ediliyor. Bu anlamda özellikle Bizim dillere çevrilmiş evet, 2017 Termin Cumhurbaşkanlığı falan. hükümet sisteminin hemen sonrasında 2018'de yani İletişim Başkanının ihtiyaç edilmesi ve sonraki süreç içerisinde varlığı bütün kritik olaylarda özellikle Karabağ zaferinde, Kaşıkçı cinayetinde ve yanı sıra Türkiye'nin NATO ile ilişkilerinde, ABD ile ilişkilerinde Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de ilgili mesela yayınları söz konusu. Bu anlamda uluslararası meşru, haklı taleplerimizi, tezlerimizi anlatma hmm. anlamında önemli yayınlar icra evet. ediliyor. Benim... Ve paneller de düzenleniyor. Evet, evet. Sayın Cumhurbaşkanımız o uluslararası ziyaretleri yapmadan önce Aha. bir de Cumhurbaşkanımız ya da Sayın Fahrettin Altun... Ee, ...oraların medyalarında makale yayınlamak suretiyle yine Türkiye'nin taleplerini, tezlerini anlatıyorlar. Bir de benim bildiğim kadarıyla yani Türkiye'de yapılan... Uluslararası organizasyonların ardından da bunların hemen bir e, kitap çalışmasına dönüştürülmesi ya da evet. hani evet. bir sunum şeklinde ne oldu nasıl gitti diye cumhurbaşkanının da hep talimatları oluyor onu da takip ediyor. İşte bu çalışmalarda önemli. Şimdi aslında hem askeri geçmiş anlamında hem şimdi akademisyenlik anlamında Abdullah Ağar'ın da önemseyeceği bir başlık olacağını düşünüyorum. Hani sadece burada durması bile hani ne var masada işte gelen konuğun kalemi var bir tanesinde. Su ve bardaklar var ve devamında da işte oradaki kitaplar var. Herhalde derdi anlatmak anlamında bunun da hem göstergesel olarak karşılığı vardır. Hem de zaten gelen heyetlere de onlardan verilmiş olduğunu Laka, <laughs> ta yani. tahmin ettiğimiz için de hani boş değil Türkiye'nin mücadelesi, boş değil Türkiye'nin çırpınması anlamında da önemlidir diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Şimdi tabii <laughs> bu tür çalışmalar belgelere, bilgilere, delillere ve gerçeklere dayalı ve Avrupa Birliği'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle ...Türkiye'nin yaşamış olduğu sorunlar ve hassasiyetlerle ilgili bilgilendirilmesi anlamında... ...son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ee, bir diğer tarafıyla tabii e, bir gerçeklik var. E, bizim e, her türlü alanda yani hem kamu diplomasisi anlamında... ...hem e, uluslararası ilişkiler ve uluslararası hukuk, alası hukuk anlamında... ...adalet anlamında, hakkaniyet anlamında tezlerini e, bir şekilde dile getirmesi... ...bunları belgelendirmesi ve... E, önlerine koymasını önemsiyorum. Öte tarafıyla Batı dünyasının e, bunları e, bilmediğini de düşünmüyorum. Hı hı. Sonuçta onlar e, hepimizin çok iyi bildiği e, Türkiye'ye rağmen siyaset ve stratejiler üretme konusunda mahirler. Sorunlarının ettiğini... bazılarını onlar zaten <laughs> tasarlıyor ve <laughs> hayata geçiriyorlar. Yani bugün PKK ile ilgili fotoğrafa baktığımız zaman, FETÖ ile ilgili fotoğrafa baktığımız zaman hı hı. veya işte DAEŞ'in asimetrik olarak kullanılmasına baktığımız zaman öte tarafıyla Doğu Akdeniz'deki veya Balkanlar'daki işte bugün Srebrenica e katliamının 25. yıl dönümü yanlış hatırlamıyorsam bunlara baktığımız zaman bunlarda Batı'nın izlerini çok rahatlıkla görebiliyoruz. Çünkü onlar temelde kendi menfaatleri çerçevesinde siyaset ve sıracılar üreten yapılar ve bu noktada son derece benciller evet. ve müttefiklik hukukunu içe sayıyorlar. Bu bir mücadeleye karşılık geliyor. Yani bu mücadelenin bir parçası bunlar. Ama bir diğer tarafıyla tabii Türkiye Özellikle e, Mesut çatışmaları, e, PKK ile ilgili yaşamış olduğu hı hı. süreçler ve Fetö'nün darbe girişiminden sonra çıkartmış olduğu derslerle birlikte, hani e, kendi e, gücünü, kendi milli siyaset ve sizi çerçevesinde e, eyleme dönüştüren evet. ve bu noktada son derece önemli e, müca mücadeleler <laughs> üretmekle kalmayıp Batı'yla karşı karşıya kalabilen bir ülke. Bu mücadelenin içerisinde e, pek çok e, avantajımız var, elimizde inisiyatif var. Belki de bu inisiyatiflerin en önemlisi bence e, Türkiye'nin e, jeopolitik ve jeostratejik konumu ve gücü. Bu gücü kullanarak Batı'nın Türkiye'ye rağmen geliştirmiş olduğu siyaset ve stratejileri elimin etmesi evet. gerekiyor. Ve gerçek bir müttefikliğe ulaşması gerekiyor. Kesinlikle. Bu noktada her mecrada, bakın her türlü alanda mücadelemizi sürdürmek zorunda olan bir ülkeyiz. E yani en başta söyledik zaten Salih Bey. Yani Türkiye e, Batı'nın bir parçası olduğunu e, temel bir e, siyaset ve strateji olarak benimsemiş ve bu doğrultuda samimiyetini ispatlamış, ortaya koymuş hı hı. bir ülke. Ama bu aynı zamanda kullanıldı da. Yani çünkü özellikle Avrupa Birliği meselesi e, biliyorsunuz e, bizi e, çok yordu ve e, çok istismar edildi. Maalesef öte tarafıyla da e, yani ö, ben e, şunu düşünüyorum, özellikle şunu düşünüyorum. Yani bu YPG PKK ile ilgili mesele e, çözülürse temelde çözülürse Türkiye ile Batı'nın arasındaki uyum. Ee, ...büyük oranda sağlanacaktır diye düşünüyorum. İnşallah. Ama meselemiz sadece o mu? Sadece o mu? Tabii e, özellikle 2000'li yıllardan itibaren... E, ...Güney Kıbrıs'ın kesiminin, e, bütün adanın temsilcisi olarak... ...ve e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin işgal edilmiş topraklar olarak tanımlanıp... Hı hı. E, ...Güney Kıbrıs'ın kesiminin e, Avrupa Birliği'ne alınması... ...ve bunun üzerinden bir <laughs> Doğu Akdeniz... Evet. Ee, ...planı e, Abdullah gerçekleştirmiş Bey, olması... Belki konuşmanızı bölmüş olacağım ama... yani ...ufak bir soru soracağım. Değilse, gündeminizde değilse... ...ya da dikkat çekici değilse... ...zaten hiç Buyurun. girmeyin. Ee, şimdi İsrail'le biz Akdeniz'de yeni bir şeyler mi yapacağız? Şimdi... E, ...büyük bir değişim var aslında Salih Bey. Yani... E, ...İsrail... ...Mısır... ...Birleşik Arap Emirlikleri... ...Suudi hmm. Arabistan... Ee, bu ülkelerle zaten e, seçimlerden önce başlamıştı süreç. Hı hı. Şimdi bu sürecin devamı olarak e, başat olan ülkelerle de son derece önemli bir değişim e, veya bununla ilgili e, farklılıklar kendisini göstermeye hı hı. başladı. Bu nereye gider? E, bunu arıyoruz aslında. Yani şimdi burada evet bizim böyle bir e, iyi niyetimiz var. Ama bu iyi niyetimiz e, nasıl karşılık görecek? Şimdi ama bir sürece var. girildi orada dediğinizi algılıyorum. yanılmıyorum değil mi? Evet. Şimdi şimdi bu süreç e, Türkiye gibi güçlü bir ülkenin e, gücünü e, adalet çerçevesinde, hı hı. karşılıklı menfaatler çerçevesinde ve mütekabiliyet çerçevesinde kullanıldığı sürece e, ben bir sorun görmüyorum. Ama evet. istismar edilirse e, bu sefer şöyle bir sorun çıkacak belki karşımıza. Eskisinden çok daha derin bir güvensizlik ve çok daha büyük krizler. Evet. Şimdi e, bu anlamda mesele sadece bizimle ilgili bir mesele değil, e, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili bir mesele. Yani önceden şöyle bir temel denklem vardı onlar açısından. Biz Türkiye'yi e, alırız, e, dediğimizi yaptırırız, baskılarız, e, bir şekilde e, işin sert tarafını gösteririz, kötü tarafını gösteririz kendi koşullarımızı ona dayatır ve kabul ettiririz. Ama Türkiye artık öyle davranmıyor. O şekilde hı hı, davranmıyor. Hı. Türkiye kendi yaptıklarını, yaptıklarının ispatlarıyla birlikte. Örneğin şimdi e, arkadaşlar sağ olsunlar biraz önce ifade ettiler. Rusya ile kim karşı karşıya kaldı Allah aşkına ya? Hangi Avrupa ülkesi Rusya ile karşı karşıya kalmaya cesaret edebildi? Biz Rusya ile. Hem Libya'da karşı karşıya kaldık. Hem Suriye'de hmm. karşı karşıya kaldık. Hem Kafkaslar'da Karabağ Savaşı'nda karşı karşıya kaldık. Hem de pek çok sorun yaşadık. Hele Ukrayna Savaşı. Hepsi Ukrayna Savaşı'nda tam siper yapmışken savaşın en başında. Devrede kim vardı? Yani bu açılardan bakıldığı zaman Türkiye aslında yaptıklarıyla neler yapabileceğini ispat etmiş olan evet. bir ülke. Bunlar, bunlardan e, <laughs> ümit ederim <laughs> doğru dersleri çıkartıyorlardır. Yani bunu ne için söylüyorum? E, küresel anlamda Amerika Birleşik Devletleri tek kutupluluk e, düzenini ve hükümranlığını, hegemonyasını devam ettirmek Peki. istiyor.